Evet altın tarafına baktığımız zaman altın tarafında toparlanmanın arkadaşlar özellikle 1758 dolar civarında gerçekleştiğini görüyoruz. 1758 önemli bir destek bu destek üzerinde gene 1805 bantları arasında hareketler devam ediyor. Bu paralel süreç içerisinde altının ons tarafında benim düşüncem ee, dün de paylaşmış olduğum video içerisindeki e, form, formasyonların gerçekleşip altının ons tarafında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünen taraftayım. O yüzden altının ons tarafında bekleyen arkadaşların ilerleyen günler içerisindeki şuradaki formasyon hedefimiz olan süreç içerisindeki e, kulp fiyatlamasının ardından 1805 doları da altının onsunun yukarı yönlü kıracağı düşüneceğim mevcut. Bunun kırılmasıyla birlikte ilk etapta 1858 dolarlar civarına doğru giden sizlerle birlikte ons altını takip edeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devamı beklentilerimiz dahilinde. Burada gene ee, ons altın bazlı ve dolar Türk Lirası'ndaki ee, yukarı yönlü hareketin beklentilerimiz dahilinde olmasıyla birlikte gram altın tarafında özellikle 1035 desteği önem kazanmış durumda ve bu 1035 desteği üzerinde kaldıkça hala da gram altında da yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde. İlk etapta buradaki formasyon hedefi olarak gram altın tarafının ben 1158 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. O yüzden 1035 önemli bir bölge ve bu 1035 bölgesi üzerinde kaldıkça gram altın tarafında hala da yukarı yönlü beklentim mevcut. Destekler olarak 1035 en dip ve stop bölgesi olarak takip ettiğimiz bir destek. Aşağıda 1050 gene destek bölgemiz. Yukarıda 1090 direnç bölgemiz mevcut. Onun üzerinde direnç 1115 bölgesinden geçen direnç ve ana hedef bölgesi olarak da 1158 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü ataklarında devam etmesi beklentilerim dahilinde. Altın tarafında e, özellikle ABD FED faiz kararları açıklanacak. ABD FED faiz kararlarıyla birlikte orada arkadaşlar e, biliyorsunuz 0.50 bas puan civarında bir artışa gidileceği yönünde e, şu an için söylem niteliğinde olan Durumlar mevcut. Benim beklentilerim de 50 bas puanlık bir faiz artışına Fed'in gideceği. Bunu son Powell'ın yapmış olduğu konuşmalardan anlayabiliyoruz. Orada da faizlerde bir duraklama dönemi içerisine girilebileceği net bir şekilde Powell'ın ağzından hepimiz duymuş olduk. Ons, gümüş ons tarafına da baktığımız zaman değerli metaller ve gümüş bazında burada da gene bir formasyonumuzun devam ettiği ve bu formasyonla birlikte 23-25. Drenç bölgesinin ilk etapta kırılamaması gayet normal. Çünkü burada bir kulp fiyatlaması Gümüş'ün onsunda beklentilerimiz dahilinde. Ee, ve buradan tekrardan toparlanmayla birlikte Gümüş'ün özellikle 21-23 desteği üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği yönündeki beklentim sabit. 21-23 önemli olacak Gümüş'ün ons bazında. Ee, burada gene bir kırmamız gereken Direnç seviyesi özellikle takip ettiğimiz bir direnç seviyesi 23 25 direnç seviyesi olacak. Hareketler 21 23 ve 23 25 bantları arasında takip edilebilir. Buradaki toparlanmanın ve güç kazanımının ardından bizler e, gümüşün ons tarafında arkadaşlar tekrardan 24 41 direnci ve onun üzerinde 25 62 direncine doğru bu hareketleri Tekrardan e, yukarı yönlü imeleneceği yönündeki beklentilerimizde devam etmekte. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman ons bazlı olaraktan e, ve dolar türk lirası olaraktan gram taraflarının biraz daha e, yukarı yönlü seyirlerinin daha hareketli geçeceği yönündeki düşüncem var. Şu an itibariyle baktığımız zaman bant aralığımız 12.70 13.40 bant aralıkları içerisinde hareket eden bir gram gümüş izliyoruz 12.70. Bizler için yükseliş trendinin başladığı ve R testlerinde olabileceği bir alan. E, fakat bu alanın altında bizler bir kapanış görmediğimiz sürece e, tekrardan 13.40 ve 14.10 şuradaki 13.40 ve 14.10 e, bantları içerisine gümüşün gram tarafının da atması benim beklentilerim dahilinde. Gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız 13.40 ve 14.10 bant aralıklarını takipte kaldıkları sürece... E, buradaki hareketinde ana hedef bölgesi olarak bizlerin 16, 40, e, 16 lira 40 kuruş seviyesine kadar bu yükselişin devam etmesi e, beklentilerimiz içinde ve dahilinde olacaktır sevgili dostlarım. O yüzden değerli metalleri takip eden arkadaşlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Dolar Türk Lirası'nda yatay seyrin hala devam ettiği bunun yine 4 saatlik grafikte daha net e, görülebileceği gibi arkadaşlar e, burada söylenecek herhangi bir şey yok. Orta bantta 18.62 hala da dolar kurunda önemli bir e, direnç olarak takip edilecek alan. Yukarıda bu 18.62'nin her e, yukarı yönlü hareketinde ise 18.71 bantları e, görüldüğü üzere test edilip buradan tekrardan bir satış baskısı içerisine girilme durumu mevcut Şimdi aşağıda benim için özellikle stratejilerim içerisinde 18 36. Bunu sık sık videolarda söylüyoruz ama tekrar etmek devamlı kanalımıza yeni üye olan arkadaşlarımız için de hatırlatma amaçlı yatay giden dolar kurunda izlenmesi gereken 3 önemli rakam seviyemiz var 18.71 üzerinde zaten hareket 19.50'ye doğru hız kazanacaktır. O yüzden 18 71 önemli bir rakam. 1836 altında ise arkadaşlar bir miktar daha aşağı yönlü 1794 seviyesine doğru aşağı yönlü ivmelenme e, dolar kurunda görebiliriz. Fakat beklentim e, şu anki enflasyon ve reel kur arasındaki olayın e, Türk lirası bazında e, lira'nın güçlü olmasından kaynaklı olaraktan yukarı yönlü e, bu hareketlerin imilenici yönündedir. Yani dolar kurunda benim beklentim yukarı yönlü hareketlerin Devam edeceği yönündedir. Eurotürk lirası tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Avrupa bölgesindeki e, resesyon korkusuyla birlikte e, buradaki fiyatlama özellikle enerji maliyetlerinden kaynaklı olaraktan enflasyonda aşağı yönlü e, ufak bir imelenme gözükse de kış ayları içerisinde ben Avrupa bölgesinde enflasyonun hala yukarı yönlü devam edeceği yönündeki düşüncem mevcut. E, bu durumda bizler için. 1968 direnç bölgesi olarak izlenecek alan şuradaki direnç bölgesi bant aralığı olarak da şu an 1946 1968 bantları arasında bir hareket içerisinde olan Euro Türk Lirası'nı sizlerle birlikte izliyoruz. Yukarı yönlü özellikle arkadaşlar aşağıdaki destek olarak da belirteceğimiz alanlar içerisinde 1932 19 10 destekleri mevcut. Bu destekler üzerinde kalındıkça benim yukarı yönlü Euro'daki ana hedef beklentim 20 lira 04 seviyesinin Euro Türk Lirası'nda görüleceği yönündedir. O yüzden yatırım tavsiyesi olmadan beklentim dahilindeki ana hedef bölgesi Euro'da 20 04 bölgesidir. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası'nda da hareketlerin şu an itibariyle 22 65 civarlarında Devam ettiği burada 22.67 bizler için e, direnç bölgesi aşağıdaki destek bölgesinin ise 22.37 civarından geçen kanal bölgesi olduğunu görüyoruz. Sterlinde e, kanal bant aralığı olarak 22.37 ve direnç olarak da 22.67 dirençlerini takip edeceğiz. Sterlinde beklentim olan ana hedef bölgesi ise 23 lira 65 kuruş civarına doğru gidecek bir sterlin olacaktır. O yüzden 22.67 üzerinde gene 22.85 direnç bölgesi sterlin takip eden arkadaşlarımız için ve onun üzerinde 23.15 ve 23.65 dirençlerine doğru gidecek bir sterlin. 22.37 altında ise 22.07 bölgesinden geçen arkadaşlar destek takip edilebilir. Bitcoin, BTC-USD paritesine baktığımız zaman son hareketlerde e, BTC-USD partisinde 17 bin dolar seviyesi üzerinde hareket gördük. E, buradaki yatay bir seyrimiz vardı. Bakın 4 saatlikte baktığımız zaman bu yatay seyir biraz daha üst bant şekline e, dönüşmüş durumda. Bu da Bitcoin takip edenler için e, olumlu bir seyir diyebiliriz. Buradaki süreç bir dip süreci şeklinde devam ediyor ve burada hareket... Arkadaşlar BTC USD paritesini takip edenler için destek olarak, bakın şu bölge destek olarak takip edilecek önemli bir destek bölgesi, orası da 16.380 dolar civarından geçiyor. Gene yukarıda bir destek, 16.600 desteği. Burada hareketlerin devam etmesi durumunda Bitcoin tarafında 18.000 dolar civarına doğru bir yukarı yönlü tekrardan atak seyredebiliriz. Şu an kritik destek üzerinde bir bitcoin hareketi görüyoruz. Bu hareketin çizdiğim kanal üzerinde devam etmesi, şuradaki 18 bin dolar civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devamını ve niteliğini taşıyacaktır. E, şimdilik burada yükselen tepeler ve alçalan dipler şeklinde gördüğümüz zaman baktığımız zaman olaya hareketin yukarı yönlü devamını bekleyebiliriz sevgili dostlarım Bitcoin takip eden arkadaşlarımız. Evet kısaca piyasaları bir değerlendirdik. EYT değerlendirmesi yaptık. Dolar altın gümüş sterlin gram altın ve gram gümüş tarafına baktık. Kanalımıza beğeni atmayı kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı da unutmazsanız sevgili dostlarım çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.